ya da genel başkan seviyesinde konuşulduğu zaman bu senaryolar. Ha, o zaman. Yani en şey bu Serkan Bey hatırlarsanız optimizasyondan bahseder ya hep. Evet. Şimdi bu optimizasyonun nasıl gerçekleştirileceği gerçekten Birol Bey'in de belirttiği gibi teknik bir çalışma. Bu teknik çalışmayı yapacak insanların vasıfları, pozisyonlar falan da bellidir. Şimdi bunlar yapılır, bunlar sunulur. İlk önce partiler kendi içlerinde bu senaryoları çalışıyorlar. Ve bu normal bir süreçtir değil mi? Normal bir süreçtir. Gayet tabii. Normal. Hatta ben bunu öneriyorum herkese. Ve bu altılı masayı yok eden bir şey değil. Böyle Türkiye genelinde senaryolar değil. Yine Birol Bey'in de bahsettiği gibi iller bazında senaryolar çalışılması gerekiyor. Bu konuda ben birkaç makale de yazdım. Ve dedi, çünkü doğru olan şey bu. Senaryo bu. Çünkü bir şehirde her şehrin siyaset sosyolojisi, siyasal dengeler birbirinden farklı olduğu için tüm Türkiye'de tek bir senaryo uygulamak akıl kârı iş değil. Yani herkes tek parti çatısı altında girsin. Yanlış, çünkü bu İstanbul'da çalışır, Konya'da çalışmaz. Konya'da çalışan Bingöl'de çalışmaz, Bingöl'de çalışan Trabzon'da çalışmaz. Dantel gibi işlemek lazım. Dantel yani. Gibi işlemek lazım. O yüzden de her partinin bir an önce il il en şey optimal çözümün ne olduğuna dair komisyonlar kurup, veriler toplayıp, illere insanlar gönderip şu arada o teknik çalışmaları yürütmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu çalışmaların yapılması mecburi. Bu senaryoların çalışılması mecburi. Yani başarı istiyorsanız bir parti olarak bunları yapmanız lazım. Hı. Bunu sadece Millet İttifakı bileşenleri ya da altılı masa bileşenleri de yapmamalı. Ya. Aynı zamanda Cumhur İttifakı da bunu yaptığından emin olun ya da yapacağından emin olabilirsiniz. Başarı isteyen herkes bunu yapacaktır. Ama şimdi daha bu çalışmalar yapılmamışken bu konuda yani sonra diyelim ki her parti yaptı, sonra o partilerin oturup burada böyle davranırsak şöyle olurmuş, işte bizim senaryomuz bu, bu verilerden çıktık, hayır öyle olmaz falan. Şimdi o ikinci bir teknik çalışmaya daha ihtiyaç var. Hmm. Yani partilerin bir araya gelerek teferruat değişmiş evet, bu bayağı. Şey, hangi ilde nasıl davranılırsa en optimum çözüme ulaşılacağı ve en yüksek milletvekili sayısına ulaşılacağı konusunda bu ittifakın şeyi bileşenlerinin bir de kendi aralarında bir şey bu teknik çalışma yürütmeleri lazım. Ondan sonra da genel başkanlara sunulacak ya da işte partilerin yetkili organlarına sunulacak işte iller için senaryo önerileri çıkar. Ondan sonra oralarda konuşulur, uzlaşılırsa yapılır ya da biz herkes kendi yoluna gitsin denir. Yani uzlaşılamayabilir, illa uzlaşılmaz da şart değil. Ya da yerel seçimlerde olduğu gibi benim beklentim yerel seçimlerde nasıl ki belli yani illerde var. Uzlaşıldı, orada ittifak yapıldı, onun dışındaki illerde uzlaşılamadı, oralarda da rekabet edildi. Şimdi böyle bir şey ortaya çıkar. Ama şimdi bu çalışmaların hiçbiri yapılmadan bir genel başkan kalkıp üstüne üstlük de hani bu tür masa dağılıyor mu, masada sorun mu var, tartışma gündemin olduğu haftada bu ilave bir şey daha söyleyince bunu hiç kimse ilk anda hayra yormadı. Evet. Yani dedim ya işte ben bugün bir sürü arkadaştan ne oluyor Ankara'da, ne oluyor altılı masada masa falan mı dağılıyor, diye, ne masa mı dağılıyor diye telefonlar aldım. Yani zaten sonra Saadet Partisi'nden insanlar devreye girip hayır yanlış anlaşıldı öyle denmek istemedi. Genel elbette başkan da ifade etti aslında. Şeklinde ben ihtimalden açıklamaları yaptıkça bir süre sonra o arama sıklığımız düştü. Ama hani buna gerek yok, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yürüyen bir süreç var. Bundan sonra yürümesi gereken bir sürü süreç daha var. O süreçler olgunlaştıkça zaten kamuoyuna duyuruluyor. Peki. Biz her şeyi bir şey bilmiyoruz. O olgunlaşıyor, karara bağlanıyor, liderler uzlaşıyor, sonra kamuoyuna açıklanıyor. Ama henüz şeyken yani teknik çalışma aşaması bile ikmal edilmemişken senaryoları kalkıp kamuoyunun önünde konuşmaya başladığınızda o zaman şey işte doğru bir, zaman değil konuşmak evet, bir için. Panik. Doğru zaman ve doğru şey değil. Doğru ağız değil. Beğendim ya ben bunu işte köşe yazısında yazabilirim. Ama bu şey yani genel başkan seviyesinde senaryolar konuşulmaya başlandığında bir kararmış gibi sanki algılanıyor. O yüzden de sonra da hayır karar yok işte düşünüyoruz. Tabii düşünün elbette ki düşüneceksiniz de yani şey, sessiz düşünmemek yüksek gerekir. Sesle bazen düşünmemek gerekir. Yani liderler seviyesinde yüksek sesle düşünmek bence yanlış bir şey. Lider kararı açıklar. Yüksek sesle düşünmez. Düşünmesi gereken insanlar her partinin mutfağı çok güçlü yani orada o şeyi görevleri ikmal edecek çok sayıda insan var. Hiç gerek yok ki şey genel başkanların yüksek sesle düşünmesine. Peki. Onlar özellikle medya önünde, toplum önünde kararları açıklarlar. Doğru olan odur. O zaman da çok daha güzel bir siyasal iletişim olur. Peki Elfin Hocam, siz ne düşünüyorsunuz efendim bu kara kara düşün?
Yani tabii şimdi bu bilimsel bir çalışma yani. İbrahim Hoca doğru söylüyorum. Zaten kendi uzmanlık alanı. Hani biz, ben dinliyorum. Ha, ben hatta bir şey sormak istiyorum. Tabii, tabii. Yani kafamda tam oturtamadığım için, kusura bakmayın, bilmediğim sağ olun, için. Sağ olun. Yani diyelim ki mesela bir parti meclis, yani genel seçimdeki meclis parlamento seçiminde İstanbul'dan kendi listesini çıkarıyor. Diyelim ki Konya'dan CHP'nin listesinden girebiliyor. Böyle bir şey olabiliyor mu? Yoksa her ilden liste çıkarması yok, lazım mı? Yok, bu şeyde orada bir tolerans var, esneklik var. Kendi adına girmiş sayılabilmesi için en az 41 ilde kendi listelerinden mesela girmesi gerekiyor. Tamam. Hatta Saadet Partisi bir önceki seçimde hatırlayın, hem CHP listelerinden milletvekilleri vardı, evet, hem de her ilde kendi listesini koydu. Şimdi ama Büyük Birlik Partisi mesela hiçbir yerde kendi adına girmedi. Sadece AK Parti'den girdi. CHP'nin listesinden girerken o kişi CHP'ye üye olmuyor mu? Yani şart olmaktan şart çıktı. Hatta genel başkan bile partisinden istifa etmeden başka bir partiden aday olabilir diye bir kanun çıktı. Tamam. Mustafa Destici bundan yararlandı. O yüzden orada elastikiyet çok yüksek. Anladım. Şimdi bir şey, yani partiler eğer kendi isimleriyle girmek istiyorlarsa 41 ilde kendi listelerinden, geri kalan 40 ilde, hatta seçim çevreler var aslında, o şey biraz karışıyor orada. Bir sürü seçim çevresinde de birinde CHP'den, öbüründe İYİ Parti'den, geberikinde Saadet'ten, diğerinde Gelecek'ten de girebilirler. Orada yani 41'inde girdikten sonra bir yasal engel yok. Dolayısıyla da elastikiyet çok yüksek. Yani senaryo zenginliği var. Hmm. Öyle çok katı kurallar olsaydı onu yapamazsın, bunu edemezsin, şunu yapamazsın diye. O zaman tabii imkanlar da kısıtlanıyordu. Şimdi elastikiyet yüksek olduğu için ve 6 parti olduğu için, çok sayıda seçenek olduğu için ve 86-87 seçim çevresi olduğu için dolayısıyla da manevra alanı var yani. Manevra alanı var. En rasyonel çözümü seçim çevresi bazında üretebilirler. Yani zaten her yerde hakikaten birlikte girmek de gerekmiyor. Şimdi bir de burada rakibin ne yapacağını da görmek gerekiyor. Şimdi yasa geldiğinde sadece bu yasanın dezavantajları Millet İttifakı bileşenlerini etkilemiyor ki, Cumhur İttifakı bileşenlerini de etkiliyor. O zaman şimdiden sonra Ankara'da dedikodular yükselmeye başladı. Yani Cumhur İttifakı bu teklifi getirirken aslında öncesinde tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi belli seçim çevrelerinde ortak listelerle girme konusunda bir ön mutabakat sağladılar diye. Onlar da biliyorsunuz yerel seçimde belli illerde ittifak yaptılar, belli yerlerde rekabet ettiler. Yine benzer bir şey olacak. Dolayısıyla da kritik iller, bu yerel seçimlerde belediyeleri muhalefete kaptırdıkları seçim çevrelerinde tek liste girerek milletvekili sayısını maksimize edecekler. Çünkü o iller aynı zamanda en çok milletvekili çıkan iller. Hı. Zaten 3 milletvekili çıkan bir ilde bu tür şeyler, büyük matematiklere falan, senaryolara, oyun teorilerine falan ihtiyaç yok. Oy oranları da belli. Orada biliyorsunuz, ne yaparsanız yapın zaten bir alıyor, bir iki alıyor falan. Böyle iller vardır neredeyse hiç değişmeyen. Ama büyük iller, İstanbul, tam Ankara, İzmir, Balıkesir, Manisa, Denizli, Adana, Mersin falan. Şimdi oralarda gerçekten siyasal stratejiye ihtiyaç var. Bu iller içinde oturup çalışılması gerekiyor. Bu bir teknik çalışma ama, yani dedim ya, yüksek sesle düşünülecek bir şey değil. Oralarda o teknik insanlar, tek mutfağın. Hocam ilk anda hem soğukkanlılığınız, sonra da hemen ilk anda müdahale ediyoruz. Yani doğru zaman değil, doğru ifade değil, doğru üslup değil diye.